Evet Ahmet Aslan'la söyleşiye devam ediyoruz ee, şimdi e, Hristiyanlığın aslında insanın ruhuna talip olduğunu e, söylüyordunuz doğru e, ruhuna e, Bu durumda e, İslam'ın da aslında Ruha değil bedene e, Dolayısıyla da güncel hayatın içine girmeye yani devleti yönetmeye talip Hristiyanlıktan farklı olarak olduğunu düşünürsek eğer, bu durumda sizin gene bir sözünüz vardı bilgiyle devlet kurulmaz diye Şimdi onlara, onları birbiriyle bir ilişkilendirebilir bir <laughs> o kadar çok şey birbirine içine soktun ki yani senin sorunu bir daha benim önce kendi dilime çevirmem lazım şimdi ben çok basit olarak söyleyeyim e, Hristiyanlığın insanın ruhuna talip olduğu oysa ki İslam'ın insanın bedenine mi talip <laughs> bedenine. olduğunu söyledin e bu tabii çok şey Bedeni derken gündelik hayat dahilinde, bütün gündelik, ha, gündelik hayatı hayat etme doğru, anlamında. Doğru. Tabii. Şimdi bu tabi doğru ve tabi çok genel olduğu için o kadar da çok doğru bir cümle değil. Ama şunu söyleyebiliriz: Hristiyanlık esas esas olarak bir şey, bir din olarak dünya ile dünyevi olan şeylerle ilgili hı hı. temel bir iddiaya sahip değildir. Değil. Yani Hristiyan'a şunlar ibarettir. İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğuna inan. insanlığı kurtarmak için Tanrı'nın sevgi ve merhametinin sonucu feda etmiş ve insanlığı kurtarmak için feda etmiş olduğu oğlu olduğuna inan ve kurtul. Ebedi hayata Tanrı'nın yanında hı hı. kavuş. Bu kadar. Bu kadar. Yani Hristiyanlık ne insandan bu dünya ile ilgili bir takım davranışlar ne diyelim e, muamelat insanlar arası ilişkiler hatta ne ibadet Tanrı'ya karşı görevler Hı -hı. namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek buna hiçbirisini istemez. Efendime söyleyeyim. E tabi siyasetle ilgili zaten bir iddiası yoktur. Bir iddiası yok. Meşhur cümleyi hatırla hani kendisine vergi verecek miyiz vermeyecek miyiz Roma hükümetine diye sorulduğu zaman İsa'nın cevabı şu olur. Tanrının hakkını Tanrı'ya ver. Sezar'ın hakkını Sezar'a ver. Evet. Yani çünkü vergi Sezar'ın hakkıdır. Hı hı. Yani Hristiyanlıkta belki bu evlenme boşanma ile ilgili konu yani Nasıl medeni, hukuk? medeni 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 aile hukuk olan dışında hiçbir esas diniyevi bir esas siyasetle eee mesela hukukla ilgili e, hatta ahlakla ilgili bir şey yoktur. Şimdi bu bu çok genel bir doğrudur. Böyledir. Peki ne ister Hatta Hristiyanlık da biraz öyle İbadet bile yoktur. E, yani. Hristiyanlık a, ayine önem verir ibadete değil. Ritüel. Okay. Ritüele Ritual, önem verir. Evet. Yani birlikte şarkılar söylenir, birlikte işte Hı -hı. bilmem kilisede eee işte vaftiz yapılır. Buna ibadet falan değil bunlar. Ayin. Öyle değil mi? Yani, yani sakramenti olsun, bilmem ne olsun. Şimdi Müslümanlığa gelelim. Evet. Şimdi Müslümanlık, ne diyelim, ruhla beden arasında ayrım yapmadığı gibi, dini olanla, dünyevi olan arasında veya uhrevi olanla, uhrevi Hı -hı. olanla, manevi olanla, fiziki, maddi arasında bir ayrım yapmaz. Hı -hı. Yani Müslümanlık, deyim yerindeyse, bir insanın, toplumun, hayatının, en ufak ayrıntılarına kadar... Evet. Her yanını... Her cephesini... Biçimlendirmek... Evet. Düzenlendirmek iddiasındadır. Yani... Deyim yerindeyse... Bunu yapmak e için iktidar olması gerekmez mi? Hayır Bir dakika o başka bir mesele. Şimdi bu şu demektir. yani Öyle bir topyekun projedir ki bu. Öyle bir topyekun projedir ki... İstiyorsan, iyi konuşmak istiyorsan... Şöyle diyebilirsin. En gündelik... En sıradan olaylar bile Müslüman için aynı zamanda kutsi bir niteliğe sahiptir. Yıkanmak, e, e, evlenmek, yani. evet. boşanmak, yemek yemek, su içmek, öyle düşünelim, yemek su içmek. Yani yemek yemenin, su içmenin bile bir dini anlamı vardır. İstiyorsan adabı vardır. İstiyorsan ibadet varı bir özelliği vardır. Hatta sevişmek. E doğru, Hatta onlarla sevişmek. ilgili kurallar var. Hatta sevişmek. Var. Yani var. Evet, evet. evet. Yani demek ki bütün dünyayı kutsallaştırır bu anlamda. Hı. E şimdi o zaman tabii senin söylediğin de içine girer. Yani İslam aynı zamanda bir siyasettir. Yani aynı şimdi zamanda bir hukuktur. Bütün bu kuralları e, insanlara empoze edip uygulayabilmek için iktidar olman gerekir. Şimdi bu da doğru. Bu da doğru. Hı. Yani bütün bu kuralları değil. Bu kuralların bazılarını ba tabii sen he, ben, he. her şeyi ama hani mesela e, ee, herhalde hiçbir iktidar senin nasıl yıkanacağını, nasıl yıkanmayacağını, hangi yemeği yiyeceğini, nasıl e, bilmem giyineceğini falan belirlemez. İhtiyaç duymaz. Ama bazı şeyler var ki tabii ki ona ihtiyaç Hı. duyar. İşte onu da biliyoruz zaten devre zoruyla yapılan şeyleri. Yani en basit işte Suudi Arabistan'a gidersen şu anda öğlen vakti veya akşam namaz vakitlerinde insanların sokağa çıkamadıklarını veya bir takım ellerinde sopalar bulunan insanlar tarafından camilere göre camilere ve işte ne her Ere neyse gereiz. sokakta dolaşmayacağını görürsün aynı şey oruç içinde yani evet. bu bazı şeyler var ki tabi devlete ihtiyaç gösteriyor hmm. ama bazı şeyler var ki devlete de ihtiyaç göstermiyor zaten o kadar da e, zor zorbalıkla veya zorlukla yapması gereken şeyler hı hı. şimdi demek ki esas olarak aklımıza getirmemiz lazım. şey mesele şu Hristiyanlık insanın bu anlamda ruhunun kurtuluşuyla... ilgili bir şey. Sadece onunla... ilgili bir şey. Oysa İslamlık aynı zamanda... ekonomik proje, siyasi proje, hukuki proje, toplumsal proje, sosyal proje... Evet. hepsi. Yani... şimdi senin sorun... epey sorulardı. Ben birini açıklığa kavuşturdum. Buradan şeye geçeceğim Siz hmm. bir dediniz, bilgiyle devlet kurulmaz. Hı. devlet başka bir şeyle kurulur diyordunuz. O işte İslam'da olan şey o mu? Yani ee, Onu buna entegre edebilir miyiz? İkisini yok yok. Şimdi ben o bambaşka bir konuydu. Hı -hı. O bambaşka bir konuydu. Şimdi ben bilgiyle devlet kurulmaz derken şunu kastediyorum. Yani bu dinden bağımsız bir meseleden Hı -hı. bahsediyorum. Ee, şeyin Urfa'daki şu Göbekli, Göbekli Tepe, Tepe olayıyla ilgili Hı. Ee, uzun zamandan beri tartışılan bir mesele var. Biliyorsun. Evet. Sen de arkeolog olduğu Hı. için biliyorsun. Yani tartışılan mesele şuydu. İnsanlar uygarlığa nasıl geçtiler? Yani insanlar işte önce tarım devrimini yaptılar veya tarıma geçtiler. Yerleşik hayata geçtiler. Geceba hayattan. Hayat, sonra, tarım sonra işte yani. artı ürünler meydana geldi. Evet. Sonra şehirler kuruldu. Şehirler kurulunca devlet ortaya çıktı. Hı. Vesaire vesaire. Ve Şimdi tabii durum biraz değişti. Yani şu görülüyor. Urfa'daki Göbektepe örneği en azından henüz daha tarıma bile geçmeden göçebe hayatı yaşarken toplayıcı hayat içerisinde yaşanırken din olayının var olduğu ve tapınaklar inşa edildiği anlaşıldı. Değil mi? tapınaklar inşa edildiği anlaşıldı çünkü Urfa'daki görülen evet. şeylerin tapınak olduğu anlaşılıyor tabii, tapınak şeyden yapmış. emin değiliz yani henüz onlar o sırada toprağa veya yerleşime geçtiler mi ama tapınak yapmışlar e, tapınak bunlar yapıyorlar. evet yani şimdi ondan sonra bunun üzerine çok yazılar yazıldı hatta Spiegel her sene işte sene sonunda bir makale yayınlar bu konuyla en azından 4-5 senedir böyle bir gelenek vardır hı hı. şimdi temel iddia şu oldu benim de görüşümü o yönde açıkacağız. Kitapta da yazdım onu. Şimdi sadece aile şeklinde doğal biyolojik birlikler ve birimlerin var olduğu bir dünyada e, hayatın daha ileri safhalara götürülmesi ve gelişme söz konusu değil. Bizim ihtiyacımız olan şey ne? Ailelerin yani doğal biyolojik birliklerin birbirine birleşerek, birbirine karışarak daha üstün, daha yüksek yerlere geçme imkanı. Toplumsal. Yani klanlara, arkasından işte kabilelere vesaire. Şimdi iddia şu. Ben de ona inanıyorum. İddia şu. Bunun için yabancı olanı, kendi aileme mensup olmayanı nasıl kabul edeceğim? Nasıl kabul ediyorum? edeceğim? Aha. Hatta onu niçin öldürmeyeceğim? Değil mi? Onun için evet. öldürmeyeceğim. Şimdi, Şimdi kendi doğada kendi, rekabet hangisi? Kendi için. oğlumu, Hı -hı. kendi karımı, kendi kızımı, annemi niye öldürmeyeceğimi, onlara onlarla birlikte niye olacağımı biliyorum. Çünkü bu kan bağlığına dayanan, Hı -hı. birlikte aynı ortamı paylaşmaya dayanan biyolojik bir olay. Bunu biliyoruz. Hı -hı. Biyoloji. Hayvanlar da böyle yapıyorlar. Evet. Yani kendi şeylerini, en azından kendi işte sürülerini veya gruplarını koruyorlar. Ama başka sürüler, başka gruplar geldiği zaman olmuyor bu olay geçemiyorlar yani daha yüksek evet. bir yere geçemiyorlar. E biz geçiyoruz. E nasıl geçiyoruz biz? Bize daha üst bir kavram, daha üst bir değer gerekli. Hmm. Din bu. Din bu. Yabancı bu farklı farklı avcı toplayacak, kabileleri bir araya getirecek o kabilelerin ha. üzerinde üzerinde avcı bir şey gerekli. Üzerindeki bir kavram. İşte bu kadar basit. Evet. Şimdi ben de buradan hareketle genel bir şey söylüyorum. Ben diyorum ki devlet de, toplum da, akılla, bilgiyle, bilimle kurulmamıştır. Hani bir zamanlar... Başka bir ihtiyaçtan kuruluyor. Şimdi sosyologlar vardı bir zamanlar. Şey toksiyolarlar, işte e, Hobbes'lardan bahsediyorum hı hı. bu sonradan. Bunlar sözleşmeci toplum teorileri yaparlardı. O da şuydu. Yani neden toplum meydana gelmiştir veya nasıl meydana gelmiştir? Devlet niçin var olmuştur? E evet, zihni bir fiksiyon olarak ve doğru fiksiyon olarak. E şunun için olmuştur canım. İşte insanlar birbirlerine zarar vermişlerdir, verebilmişlerdir. E bunu önlemek için işlerinde bir adamı kendi başlarına hı hı. E, lider, yönetici olarak getirip ona yetkilerini devretmek ihtiyacı duymuşlardır. O yöneticilerin de istedikleri şey birbirlerine zarar vermelerini engellemektir. Şimdi bu Hobson'da görüşüdür, ...bu efendime söyleyelim şeyinde... i̇bn Haldun da görüştür... Hı -hı. ...ve mantıklı bir görüştür. Ama bu mantıklı bir görüştür. Sadece mantıklı bir görüştür. <gülüyor> yani <laughs> reel ve gerçekçi bir görüş değildir. Şimdi Hı -hı. toplumların... ...nasıl inşa edildiğini bilmiyoruz. Tabii geçmişe gidip de... ...nasıl toplumlar kurulduğunu bilmiyoruz. En azından evet. çıkarsamalar yapıyoruz. Evet. Arkeolojik kazılara verilerek. Evet. Evet. Ama şunu söylüyoruz zor. ise şimdi... Aha. ...yapılan çalışmalarla... ...bu Urfa'daki köpek tepe Hı -hı. çalışmaları gibi... Şunu biliyoruz, toplumların akılla sözleşmeyle bir bir insanların bir araya gelerek toplantılar yaparak birbirleriyle evet. sözleşme yapmayla kurulmadığı kesin. Kesin. Ben şey olmaz. Doğru. Bu bu akla uygun şeyler değil bunlar. Nasıl kuruluyor? Metafizikle kuruluyor. Evet. Efsaneyle kuruluyor. Ya zaten ulus kavramı ya da millet kavramı dediğimiz şey de o değil mi? O midir? başka. Yani efsaneyle... efsaneyle kuruluyor. Evet. Din de efsanelerin en mükemmeli. Hala evet. da efsanelerin en güzel, en mükemmeli. Evet, öyle. Hala da efsanelerin en mükemmeli. Ben hatta biraz daha da ileri gidiyorum. Yani bu sadece bir devletin veya toplumun kurulmasıyla ilgili değil. Şu anda bizim yaşadığımız hayatın da yüzde 99 efsanelerle kurulu. Evlilik de bir efsaneyle kuruluyor, boşanma da bir efsaneyle, eğitim de bir efsane, ulus da bir efsane devlet de bir efsane. Yani ben çok öyle iddialı bir şey söylemiyorum. Çok basit bir şey söylüyorum. Şimdi, yani şeye inanmazsan aileye inanıyor musun hı. aileye? Evet. Çocuğunu evet. sevmeye, tabii. yetiştirmeye. Şimdi soru çok basit. Niye inanıyorsun? Niye inanıyorsun? Niye, niye inanıyorsun? Yani, 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 yani bilim bilim mi sana oğlunu sevmeni, yok. E, boşanmamanı, başka bir aileni devam ediyorum. ettirmeni, anneni babana tabii. bakmanı söyleyen bilim mi? Ve bilim mi sana söylüyor? Aman ulus denilen bir şey vardır. Ulus en yüksek ve önemli bir şeydir. Onun uğruna kendini feda etmen gerekir. Şehit olman gerekir. Evet. İşte bu kadar basit. Hayatımızın çok 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 büyük bir kısmı efsane. Bunu şimdi biz size bir şey soracağım burada hocam. Sözünüzü kesiyorum. Urfa ile ilgili zaten diyorsunuz. Şöyle başlıyor. Vildura'nın şeyiyle Yunanistan'da hayattan alıntıyla başlıyorsunuz. Yunan tra tragediyası insanlarla tanrıların çatışmasını. Shakespeare insanların insanlarla yeni çağdaş tragediyada diyor, insanın, insanın kendisiyle. kendisiyle çatışması. Doğru. Bunu bir Urfa'ya uygulayalım mı demişsiniz sonra. Evet. Gene Urfa kısmında. insanların tanrılarla kavgası yok diyor. Çünkü bir kere bitti. tanrılar yok tek bir tanrı var diyor. Bitti bitti. <laughs> Doğru. Evet. O bitti. Benim zamanımın Urfalısı ne tanrıyla ne insanlarla ne de kendi kendisiyle kavgalı bir insandı diyor. Doğru. Ve ondan sonra bunu zaten efsanelere, şuraya buraya e, tekrar e, getiriyorsunuz. E, o şekilde. Şimdi şöyle Aha. diyorum ben oradaki benim de temel görüşüm şu. Burada bir gelişme var. Evet. Batıda. Hı hı. Önce insanların tanrılarla kavgası. Sonra insanların kendileriyle, birbirleriyle kavgası. Ve sonra da insanın bizzat ikenisiyle kavgası hı hı. diye bir gelişme evet. var. Ve ben orada şunu diyorum. Bizim Urfalılar bunların hepsinin dışındaydı. <gülüyor> <gülüyor> ya, hayır. Bizim gibi toplumlar bunların hepsinin dışında oluyorlar. Anladın mı? mi? O hemen hemen her tarafı böyle yani ya. Yani şöyle tabii yani e, Urfalılarla Antep'ler arasında kavga vardı. Var. E, tabii ki Türklerle bilmem İranlar arasında da kavga vardı. Ha. Ama o başka bir kavga. o başka yani bir kavraydı. Ha, o, ha. Onu ya. demek Ekonomik istiyorum. O, o, o şeyleri olan bir kavga O vardı. Başka bir şey demek istiyorum. Peki burada madem Urfa'dan Antep'ten bahsettik, bir de şöyle bir şey diyorsunuz ama olayı anlatmamışsınız. O da şu. Bütün Tunceliler analarında Marksist Felsefe Uzmanı olarak doğdukları gibi diyorsunuz. Onunla ilgili hikaye sonra anlatacağım ama kitapta yok bu hikaye. Öyle mi? Evet, yok. Ha, bilmiyorum. <laughs> Şimdi. Bunun... Ben felsefe bölümünde... Urfalılardan... Bir dakika gerisini de tamamlayayım. Evet. Urfalılar en azından benim etrafımdakilerde Demokrat Partili doğardı diyor. Doğru. Ne diyorsunuz. Doğru öyle doğarlardı. <laughs> şimdi öyle doğuyorlar. Evet. Şimdi, <gülüyor> de <gülüyor> öyle doğuyorlar. Evet şimdi şöyle. Ben ders vermeye başladığım zaman burada Ege Üniversitesi'nde felsefe bölümü kurup da felsefeye giriş dersi verirdim. Her sene ilk derste öğrencilerime nereden geldiklerini, niye felsefeye geldiklerini, yani onların felsefeye ilgilerini meydana getiren asıl motifin hı hı. ne olduğunu sorardım. öğren. Hı, hı İşte kimse büyük bir kısmı İzmir'den gelirdi. Bir kısmı işte beni tanıdığı için işte öğrencilerimden dolayı gelirlerdi vesaire. Şimdi bir ara bir öğrenciye sordum. Dedim ki siz dedim ben dedi işte filancayım. Peki dedim niye siz felsefeyi tercih ettiniz? Dedim geldiniz. Hocam dedi ben Tuncelliyim. Çok e, güzel. E, <laughs> ben de merak ettim. E ne olur dedim Tuncel'e olur. Onun... Özel bir felsefe şeyi mi var? Hayır bu, hakikaten de. tabii anladım da ben <laughs> mahsus biraz da şeyden. E hocam dedi yani ya, affedersiniz o kadar da ahmak olmayın dedi. Hı. Demedi tabii bunu da ben öyle yani. söylüyorum. Yani, anlamadınız mı artık ben Tuncel'liyim dedim. Şunu demek istiyordu. Tuncel'ler zaten felsefeci olarak doğarlar. Daha doğrusu belli bir tür felsefeci olarak doğarlar. Marksist. Ha, evet, tabii. Yani Tunceli gözünü açar açmaz dünyaya Marksist olarak bakar. E tabii ki onlar da ileriki hayatlarında nereye gideceklerini gördükleri zaman felsefe felsefeye gelirler. Çok gülmüştüm. Peki, Çok gülmüştüm. U Urfalıların böyle bir ihtiyacı yokken siz çıktınız oradan ama. Urfalılar peşinde <laughs> yani, doğmazlar. Doğmazlar. Evet. Urfalıların hepsi peygamber çocuklar olarak doğarlar. <laughs> Çünkü Urfa biliyorsun peygamber şehridir. E, e, doğru. Evet.